Merhaba değerli izleyenler. Giriş Mahallesi ziyaretlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Evet, şimdiki durağımız Mevlüt Yanar, Mevlüt amcamızın evi. Mevlüt amcam şu an İstanbul'da, yenge hanım evde. Şaziye halamızı da ziyaretimizi yapalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam canım. Şaziye yengeciğim merhaba, nasılsın? Merhaba canım, sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah'a şükür. Biz de Giriş Mahallesi'ndeki akrabalarımızı yakından, evet, uzaktan kim varsa, evet, hepsini çekmeye çalışıyoruz. Evet. Şöyle oturalım, evet, biz de. Evet, otur tabii ki. Heh, otur. Mevlüt amcam yok. Mevlüt amcam bir rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'a gitti. Allah şifa tedaviden versin. Tedaviden sonra dönecek, Allah nasip ederse. Çok bir şey yoktur inşallah. Yok, çok şükür bir şey yok. İyi, İstanbul'a gitti. Neyse. İstanbul'a gitti. Mevlüt amcam yoksa sen varsın. Ben varım, evet. Onu temsilen ben buradayım. Evet. Şimdi burada tipi düzünden başladık. Hacı, evet, günü çekmeye başladık. Evet. Şimdi de Giriş Mahallesi'ndeyiz. Evet, çok güzel. Burada işte kim müsaitse onlara en azından hem hatıra olarak, çok güzel, hem anı olarak çok burada güzel bir şey, videolar çekip çok en azından güzel, bizden sonra kuşaklar da izlesinler. Aynen öyle, aynen. Kim olduğumuzu, kimden nereden olduğumuzu en azından bilsinler. Aynen. Çünkü bunu yapmamız lazım. Bizden sonraki kuşaklar ne yazık ki, tabii, biz tabii, büyüklerimizi daha da büyüğümüzü tanıyamayacağız. Çok güzel vallahi. Biz genelde soruyoruz. Şey. Gerçekten bak, gurur duyuyorum sizinle. Allah razı olsun. Mehmet abinin oğlu olduğun için, Fadi'nin oğlu olduğun için. Mekanları cennet olsun. O bizim candan dostumuzdu. Ben gözüm açtım, baban anneni gördüm. Mekanları cennet olsun. Ne amin, diyeyim? Amin. Evet. Onlar da şimdi yan yana yatıyorlar. Evet, aynen öyle. Bizi de seyrediyorlardır aynen, mutlaka. Aynen, aynen. Buradan ruhları şad olsun, hı-hı, mekanları cennet, evet, olsun, evet, diyelim. Sağlıcakla kalsınlar. Aynen öyle. Erken yaşta. Şimdi Şaziye yengem, şimdi siz nerelisiniz? Ben Sivaslıyım. Sivas'tan gelin olarak geldim. Evet, gelin olarak bu mahalleye, bu köye geldim. Ordu'ya gelin geldim. Çok mutluyum, çok seviyorum. Bütün orduları, Giriş'i, Hecekköy mahallesini gerçekten kardeşlerim gibi seviyorum. Büyükleri, anladım, yani bilmiyorum, ben çok seviyorum. Herkes de gerçekten beni sevdiklerinden çok 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 eminim yani. Mevlüt amca sizi nasıl buldu? Nasıl evlendiniz? Yani mutlaka güzel bir hikaye var burada. Hikaye şöyle, sizin Fatoş var burada, İbrahim abinin kız kardeşi. Evet, evet. Fatoş, teşekkür ediyorum ona, beni Mevlüt'le tanıştırdığı için. Dünyaya yeniden bir daha gelsem Mevlüt'le evlenirim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Amcamız, Mevlüt amcamız çok şeker gibi birisi. Aynen çok öyledir. Birisi. Aynen öyledir. Allah razı içi olsun. İçi dışı da bir. Aynen, gerçekten öyledir. Yüksek. Buradan biz ne zaman ben kendisini görsem kendisine sarılıyorum. Evet, elini, evet, sarılıyorum. Evet, aynen çok öyle. Çok kısa bir muhabbetimiz, aynen, oluyor ama genelde. Tabii ki olsun. Ama olsun. Nerede görsek onun o güler yüzlü bize, aynen, yetiyor. Vallahi öyle söyleyeyim, doğru daha yani. Doğrusu. Öyledir. Gerçekten bak, çok öyledir. Güzel özetledim. Evet, doğru. Yani zaten konuşması, hal ve hareketleri, tavırları, bakışları, evet, insan zaten kendisini, evet, anlatıyor. Doğru söylüyorsun. Biz de bunu, evet, gördüğümüz için, bunu hissettiğimiz için zaten, hı-hı, söylüyoruz. Evet. Buradan da kendisine Allah şifa versin. Amin, amin. İşte tekrar, amin, geri gelecek. Gelecek, gelecek. Tabii ayın 20'sinde randevusu var. Mayın olacak. Mayın olacak. Doktor gelecek, sonuçlarına göre dönüp geri gelecek. Allah nasip eder. Şimdi tabii ben biliyorum ama bizi izleyenler bilmiyorlardır. Hı-hı. Şimdi Mevlüt amca babası kimdir? Mevlüt amcanın babası Tomili Ahmet diyorlar. Ahmet. Hacı amcanın, rahmetli Hacı amcanın kayınpederdi, Allah rahmet eylesin. Hacı amcanın kardeşi. Hacı amcanın kardeşi. Zabit'in hacı derler. Zabit'in. Evet. Onun Zabit'in hacının kardeşinin oğlu Mevlüt. Mevlüt. Ahmet'miş onun adı da. Tomili'nin Ahmet diyorlarmış ona. Evet. O yüzden onun adından da Mevlüt'e kalmış. Tomili Mevlüt diyorlar. Lakap olarak. Şimdi köyümüz herkese lakap vardı. Evet, aynen öyle. Mevlüt amcam da lakabı var. Evet, o da şimdi... Tomili Mevlüt. Buradan kendisi Mevlüt amcaya selam yollayalım. Ben de selam yolluyorum. Şimdi Mevlüt amcalar kaç kardeşler? Mevlüt amcaların kardeşleri valla çok kalabalık. Öz olarak iki kardeş. Evet. Ama işte kayınvalidem evlenmiş, oradan bir sürü kardeşleri olmuş. Şimdi sayamayacağım. 9-10 kardeşler yani. Bayağı kalabalık. Bayağı kalabalıklar. Ben biliyorum kalabalık olduğunu. Evet, evet, aynen. Siz ağzını, evet, biliyorum, 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 evet. Olsun, kalabalık güçlü, işte, birliktir. Normaldir. Buradan bizim Gökçebayır Derneğimizden herhangi bir isteğin, bir arzunuz var mı? Gökçebayır Derneği'nden gurur duyuyorum. Hepsine, bütün vekillerine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Herkes işini güzel yapıyor. Güzel yaparlarsa daha güzel olacak, daha güzel gelişecek.
Evet. Yani köyümüz olsun, İstanbul'daki dernek, işte orada gereken şeyler neyse, cenaze olsun, düğün olsun, bilmem ne, dirlik, birlik. Çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Burayı daha çok seviyorum. Burayı daha çok seviyorum. Gerçekten daha çok seviyorum. Kendi memleketim. Ben bura bana iyi geliyor. Ben burada mutlu oluyorum, rahat oluyorum. Onun için geliyorum, bak bahçemi de ekiyorum güzel. Yaşıyorum burada. Göster oğlum şöyle. Mevlüt inşallah gelecek tekrar, inşallah Şimdi bu bahçe hastalığı sende de var. Bende de var. Herkes evet. yapıyor. Ben çok seviyorum. Ama severek bir şey yapıyorum. Söyleyeyim, çok güzel bir şey. Yani evet. Bu yeşilin, bu fasulyenin oluşması, büyümesi, aynen toplaması, aynen. yemesi, aynen. Tabii, tabii, dağıtması, tabii. vermesi bak, çoluğa çocuğa. Bak şuradan sana bir tane salatalık koparabilir miyim? Hangisi? Salatalık. Evet, salatalık. Bir tane bana nasipmiş o zaman. Tamam, öyle yapalım. Şöyle kırıyorum. Ah, teşekkür ederim. Şimdi bölüşüyorsunuz. Evet, al oğlum. Kendi ürünümüz yani. evet, bak, şimdi... geçiriyorum. Onlarla konuşuyorum. Şimdi konuşmadan olmaz. İyi geliyor. Bilmiyorum yani. Ben burada şimdi, mutluyum. Şimdi Şaziye yengemiz çok şöyle söyleyeyim, ben küçüklüğümden beri kendim bildim tanıyorum sizi. Evet, biliyorum. Sizin ayrı bir ışığınız var. Canım, ayrı bir enerjiniz teşekkür var. Teşekkür ederim. Gerçekten ayrı bir güzelliğiniz var. Çok teşekkür ederim. Zaten Sivas'tan, yani başka bir memleketten geldiniz. Her şekilde belli oluyordu. Evet. Ben eminim ki burada birçok bizim buradaki Höcekköy'ünde veya Yeriş'teki birçok bayana önderlik yaptığınızı tahmin ediyorumdur. Elimden geldiği kadar, aynen, gücümün burada, yettiği kadar. Hem konuşma olarak, evet, hem tarz evet, olarak, evet. hem burada farklı böyle bir eğitim amaçlarında da çok mutlaka burada ederim. Faydanız aynen. olduğunuza eminim. Evet, bak duyma, ben sırf aynen. sizi tanıdığımdan dolayı bunları Hı-hı. söylüyorum. Ki kafamdaki mutlaka bunlar da oluyordur. Sizin vermiş olduğunuz gerçekten bu Geliş'teki hatunlara, özellikle sadece hatunlara değil, aynı zamanda erkeklere aynen, de hiç fark bu etmez. Konuşmanız, cinsiyet tarzınız, insanlık haliniz, evet. Eli bolluğunuz gerçekten aynen, bu şekilde ben kadar. Bunu görüyorum ve hissediyorum. Teşekkür ederim. O yüzden bir Sivaslı olarak, bize gelin olarak da, Höcekköy olarak, Geliş olarak veya Tifidüz olarak da evet, sizden evet. Allah razı olsun çok diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim, ne demek. Canım benim, bizim gurur kaynağımızsın biliyorsun yani, sen de bunu bil. Tamam teşekkür mı? Teşekkür ederim, sağ olun. Mehmet abinin, Fadi'nin bize yani gurur verici bir delikanlısın. Çok teşekkür ederim. Vallahi biz de yüreğinle, Hanım... kalbinle güzellikler sunuyorsun. Ne mutlu bize. Teşekkür ederim, çok yani... sağ olun. Teşekkür ederiz. Bu genç kim? Bu da benim oğlum. Ay inanmıyorum, adı? Evet, Efe. Kazım Efe. Canım benim torunumun adı da Efe. Kurban olurum ona da buradan, şimdi inşallah onlar da izlerler. İki oğlum var. Kazım Efe, Kazım dedemin ismi. Evet, aynen. Efe de biz koyduk. Çok güzel. Çok şükür çok ikincisi güzel. De erkek. Adını taşıyor bak Efe. Benim Efe'mi de görsen böyle. İkinci şuradan oğlum da geçmez. Mehmet Mert. O da babam ismini taşıyor. Çok güzel, çok güzel. Hem dedem ismi, hem babam ismi. Çok şükür nasip oldu o da. Çok İkinci güzel, canım benim. Babam ismini koyduk. Allah en azından bu şekilde biz de... İsminin de bir hikayesi evet, var. Tabii ki. Adlarının da bir hikayesi İnsan var. İnsan nedir biliyor musun? Mühim olan o ismi taşımak. O ismi yakıştırmak. Kendine yakıştırmak. Yani isim ne niçin koymuş? O ismi taşıyan da önemli evet. yani. İsmi koyan da önemli. O ismi taşıyan da yani önemli. İyi niyetli koyduk. Yani, çok şükür. Tabii. İyi niyetli de oldular. Maşallah. Allah'a şükürler olsun. Yani. İnşallah birbirini de görürüz. İnşallah. Biz de her şeyini görürüz. İnşallah. Allah uzun ömür versin. İnşallah. Bunları da görmeyi de nasip etsin diye. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok ederim. Sağ canım benim. Sağ evet, olun. Değerli izleyenler. Mevdu Hancam'ın evindeyiz. Şaziye yengemizle çok güzel sohbet bir program yaptık. Teşekkür ederiz kendisine. Bize misafir ettiği için. Videoları... Kahve yapabilirim hemen yok, iki dakikada. Yok teşekkür ederim. Çok sırada çok... Birkaç tane daha. Onlar hava kararacak. Yağmur da yağabilir. Onları da en azından ben halledeyim. Evet değerli izleyenler. Videolarımız tüm hızıyla devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Güle güle.